Söz hakkından merhaba. Bugün değerli bir konuğum var. Kısaca özelliklerinden bahsedeyim size. Birincisi Kent, Bilgisayar Mühendisliği mezunu. İkincisi master'ını siyaset bilimi üzerine yaptı. Üçüncüsü yetmedi. Amerika'da dijital medya üzerine de eğitim aldı. Gazeteci Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakır Özer konuğum. Hoş geldiniz. Sevgili Orhan abi hoş bulduk. Benim için e, tabii ki Ege Türk TV'de söz hakkında e, konuk konuk olmak büyük e, onur ama aynı zamanda sizin gibi bir üstadın yanında karşısında çok teşekkür olmak ederim. onurların Sağ olun. büyüğü etmiyorum. davetiniz için teşekkür ederim Orhan abi. Rica ederim hoş geldiniz. Anayasa konusu çok önemli Avrupa Birliği ile ilişkiler çok önemli Orta Doğu'da Türkiye'nin konumu çok önemli ama tabii evet ya da hayır çok önemli Nedir çalışmalarınız nasıl gidiyor? Eskişehir'de mi ağırlıklı Türkiye'yi geziyor musunuz? Bize anayasa çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Tabii seçim bölgem Eskişehir olduğu için ağırlıklı olarak Eskişehir'de. Onun dışında eğer buna benzer basın programları olduğunda şehir dışına çıkıyorum. Onun dışında tüm zamanımı Eskişehir'de geçiriyorum. Şunu fark ettim Orhan abi görebildiğim kadarıyla e, halkımızın e, önemli bir çoğunluğu bu paketin aslında ne getirdiği konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde canlı yayınlanmasını istemiştik hem komisyon çalışmalarının hem de genel kurul çalışmalarının ama e, maalesef hükümet kabul etmedi ve e, halkın bilgisinden uzak bir şekilde bu tartışmalar yaşandı. Şimdi biz de e, o yüzden e, milletvekilleri e, işte parti örgütümüz e, genel başkanımızdan başlayarak Türkiye'nin 81 ilinde gezilmedik yer bırakmayacak bir şekilde karış karış dolaşıyoruz ve bunun ne getirdiğini anlatıyoruz. Aslında belki de tam da yeri bunun ne getirdiğini anlatma konusunda sizin bugünkü yazınız sevgili Orhan abi, Son Söz Gazetesi'nin manşetine evet. de taşınan bugünkü yazınız aslında bunun ne getirdiğini en iyi şekilde anlatıyor. Yani şu anda bir anayasal e, hukuk devleti, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu paket eğer geçerse neye döneceği, nasıl örneklere döneceğini, yani adı Cumhuriyet olacak ama neye benzeyeceğini sizin yazınız çok iyi bir şekilde anlatıyor. Belki birlikte paylaşırız sevgili seyircilerimizle. Bir tek adam yönetimine gidecek. Artık adımız Cumhuriyet olacak ama işte siz Rejim de biliyorsunuz değiş. etraftaki örnekleri. Evet. Yani e, ismi Cumhuriyet olan ama rejimi tek adam, otoriter rejimler olan etrafımızda çok sayıda ülke var. Bir başka evet. yazınızda da bundan bahsettiğinizi tabii, tabii. hatırlıyorum ben. Ee, öyle cumhuriyetler gibi olacağız. yani Mesela Suriye'yi değerli izleyiciler değil mi Utku'cum? Evet. Örnek verebiliriz. Mesela Suriye Arap Cumhuriyeti ismi. Ee, orada da cumhuriyet var. Orada da seçim var. Evet. Güya demokrasi ve seçilen bir devlet başkanı e, katil Esad var diyelim. Yani halkına zulüm yapan, halkını bombalayan, öldüren bir Peki biz ne diyoruz? Yani başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, diktatör Esad diyoruz. Ama bütün unsurlar var. Değil mi? Onu kastediyorsunuz. Tabii, başka örnekler de verebilirim. Tabii. Suriye'den bahsettiğimiz için tabii. söyleyeyim. Suriye'de tabii ki Esad rejiminin kendi halkına yaptığı uygulamalar kabul edilemez. Gerçekten demokrasiden Uzak bir yönetim var orada. Ama bizim de aynı şekilde Suriye'nin iç işlerine karışmamız kabul edilemez. Orada taraf olmamız kabul edilemez. Tabii şunu şunu da haklısınız. İşte eleş bir dönem kol kolaydılar yine cumhuriyetti. Şimdi işte şey Esad Esed oldu yine cumhuriyet. Tabii ki orada işte demokrasi var mı derseniz tabii ki yok. Ama başka örnekler de verebiliriz. Adı cumhuriyet olan Orhan abi örneğin İran. İslamcımızu da. dini lider var. Evet. Tek adam. Tek tek adam. İşte şeyler Meclis var. edebiliyor. İstediği Aa, gibi yönetiyor. şeyler meclisi var onlar da biliyorsunuz dini. Evet. Ulema'nın bir meclisi var. onlar yönetiyorlar aslında. Onlar, Parlamento tabii. var ama tabii. hükmü yok. Veya da işte onları daha ki lider atıyor zaten. Tabii tabii. E i̇şte şey var. E, Mısır. Mısır Cumhuriyet biliyorsunuz. Seçim mi? var ama evet, darbecisi darbe. var. Ondan sonra Libya halk cumhuriyeti yani, Cumhuriyet e şeye doğru çıkalım yukarıya Kalkan Erken aşiretler yönetimiyle geçiriyor. Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan yani bunlar demokratik sözler, cumhuriyet parlamenter ama parlamenter rejim aslında cumhuriyetin veya sistemin temeli demokratik parlamenter rejim. rejim. Ama işte şey öyle bir bazılarında parlamento var bazılarında yok. Olanlarda da parlamentonun hükmü yok. İşte biz buna benzemesini istiyoruz. Bir tek adam bir tek kişiye bütün yetkilerin verildiği bir yönetim bir rejime geçilmesini istiyoruz. Ama bu paket maalesef bunu getiriyor. İşte biz de az önce söylüyordum karış karış Türkiye'nin 81 ilini karış karış dolaşarak bunu anlatmaya çalışıyoruz yurttaşlarımıza. Bunun bir parti seçimi olmadığını, bunun bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını, bunun bir cumhurbaşkanlığı seçimi de olmadığını, bu ülkenin seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Bunun bizim kendi geleceğimizin, yavrularımızın geleceğinin nasıl bir Türkiye'de geçeceğine ilişkin hayati bir rejim tercihi, yönetim tercihi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Az önce söylemiştim, gerçekten de bugün sizin yazdığınız, işte hayırın anlamı ve evetin anlamına ilişkin yazınız ve son söz gazetesinin manşetine taşınan bu yazı bence çok net bir şekilde bu seçimin anlamını anlatıyor Orhan abi. Evet çünkü şöyle bir sistem de geliyor şu anda mevcut anayasaya göre değerli izleyiciler üçlü kararname ile devletin en üst yönetimine atamalar yapılıyor. Üçlü kararname şöyle bakan hazırlıyor diyelim ki devlet su işleri genel müdürü atanacak. Bakan teklif ediyor. Başbakan uygun bulursa onaylıyor. Değilse değiştirilmesini istiyor. Diyelim ki onayladı. Oradan Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Cumhurbaşkanı da onaylarsa resmi gazetede yayınlanıyor. Devlet Su işleri, Karayolları Genel Müdürü, Tabuk Adası'na Genel Müdürü atanıyor. İkili kararname var. Bakan Başbakan imzalıyor. Başbakanın direkt yaptığı atamalar var. Bunların hepsi toplu halde rafa kalkıyor. Çünkü başbakan yok, Bakanlar, bakanlar dışarıdan oluyor. Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Eğer milletvekili ise milletvekilliği düşüyor zaten. Bağımsız hale geliyor. Ve e, tek Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle atanıyor. İsterseniz şöyle benim yazı dediniz evet. ben çıktısını vermiştim tabii. size. Tabii, Bir siyasi atamaları var. Yani partisinin de Cumhurbaşkanı genel başkanı olacağı için partisinin siyaseten atamalarını yapıyor. Bir de devlet atamaları evet. var. Devlet kardoları Mesela başkan vekilini atıyor. Başkan yardımcıları sayısı belli değil atıyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, bakanlar az önce söyledim. Bakan yardımcıları, Anayasa Mahkemesi üyeleri 15'te 13. Hakim Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri çoğunluğunu partisi ve kendisi seçiyor. Diyanet İşleri Başkanı, Yüksek Hakim Kurulu Başkanı, valiler, emniyet müdürleri, emniyet müdürleri e, TRT Bankası Genel Baş Müdürü, Merkez Bankası Başkanı. Ki özel yani, olması lazım evet, diyorsunuz öyleydi. Tabii, devlet Personel Başkanı yani devlet alınacak bütün şeyleri atayacak orası. Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü, Türkiye Ortadoğu Anma İdaresi, TRT Anadolu Ajansı Basın Yayın Genel Müdürü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü. Yani devletin, değerli izleyiciler, sayın milletvekilim, ee, A'dan Z'ye diyelim hani devletin şey gibi, bir protokolü şey. var. Üst düzey tamamı artık Cumhurbaşkanı'nın tek imzasıyla atayacağı hale geliyor. Siyaseten de isterseniz Tabii siz söyleyin. Söyleyeyim. En önemli bu paketin en önemli ayağı artık e, Türkiye'nin 80 milyon halkımızın başkanı diye seçilen kişi aynı zamanda bir partinin genel başkanı olabilecek. Evet. Ve bu parti genel başkanı olarak az önce Orhan abin e, söylediği e, sizin söylediğiniz bu devlet atamalarını yani emniyet genel müdürünü seçecek, anayasa mahkemesi üyelerini, hakimler, savcılar, kurul üyelerini seçecek, atayacak ama onun yanı sıra bir de kendi partisinin atamalarını yapacak. Ne onlar? İşte partinin milletvekillerinin listesini belirleyecek, belki çoğunluk meclisteki çoğunluk grubunun tek tek isimlerini belirleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkan Vekillerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterini, partisinin meclis grup başkan vekillerini, meclis idare amirlerini yine kendi partisinin kontenjanına düşen, meclis komisyonlarının başkanlarını ve üyelerini kendi partisine düşenleri, partisinin genel başkan yardımcılarını, genel sekreterini, örneğin ben Eskişehir'deyim, partisinin Eskişehir il başkanını, ilçe başkanlarını, belde başkanlarını yani tüm belediye yani part, belediye başkan adaylarını eğer seçilirse belediye başkanlarını belirlemiş olacak. il genel meclisi ve Üye şey üyelerini belediye ve belediye şeylerini üyelerini. yani işte bunun adı parti devleti. Bunun adı kişi devleti. Yani tek tek adam, tek kişi dememizin sebebi her şeyi belirliyorsunuz. Ya bu Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan olmasın, Utku Çakır Özel olsun. Yani aynı yetkiler siz cumhurbaşkanını seçilirseniz Size de i̇şte yani seçilen kimse, seçilen Kemal kimse Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım, Orhan Uğuroğlu, Utku Çakırözer onun devleti oluyor işte bu. Biz bu yüzden e hayır e diyoruz. Bir kişiye bu kadar yetki, bu kadar sınırsız yetki, bakın sadece atamaları söyledik ki başka başka ne yetkiler var bu pakette. E bu kadar sınırsız yetki verilmesin diye e biz karşı çıkıyoruz. Hayır diyoruz ve sadece Sayın Erdoğan için değil. Sayın Kılıçdaroğlu da olsa, Sayın Bahçeli de olsa, Sayın Yıldırım da olsa hatta ve hatta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk dahi olsa biz bir kişiye bu kadar yetkinin verilmesine karşı duruyoruz. Zaten Mustafa Kemal Atatürk kendisi reddetmiş. Geçmiş evet. milletvekiller demişler ki böyle, böyle hayır demiş bu benden sonra ne olacağı belli olmaz deyip elinin tersiyle etmiş. Bir önemli husus daha var bu. Evet Atatürk'ten örnek veriyorsunuz ama Utku'cuğum. Mesela 27 Mayıs. Askeri darbesi ve 12 Eylül askeri darbesi var. 60 anayasası yapılıyor ki özgürlüklerin en geniş evet. tanımlandığı e, medya başta olmak üzere kişilik haklarımız başta olmak evet. üzere e, müthiş bir anayasaydı. Ve 12 Eylül'ün hazırladığı 82 anayasası var. Evet. Her ikisi de bugün hani askerleri eleştiriyoruz darbeciler ama her ikisi de Cumhurbaşkanı'na bu yetkileri vermemişler. Başkanlık sistemini önermemişler. Doğru. Bu da ilginç değil mi demokrasi açısında? Bu doğru. Zaten bu, bunun yani önümüze gelen paketin dünyanın hiçbir yerinde örneği yok. Tabii ki dünyada başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler var. Parlamenter sistem de bir tercih, başkanlık sistemi de bir tercih. Buradaki asıl kritik nokta ki bunu geçen hafta üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nin hukuk alanındaki danışma heyeti olan Venedik Komisyonu bir rapor hazırladı. Bizim taslağımızla ilgili, bu paketle ilgili ve orada söylüyor bu başkanlık sistemlerindeki denetim mekanizması tamamen bu pakette yok diyor. Yani başkanlık sistemleri vardır ve bu sistemlerin en önemli özelliği birbirine güçlerin ayrı olmasıdır ve, ve ayrı birbirini olur. denetlemesidir. Ama bu pakette özellikle incelemişler 6 tane ülkenin e, hukukçuları. Öyle ve, mi? E, Tabii. İşte aralarında e, Çek Cumhuriyeti var, Polonya var, Amerika Birleşik Devletleri dahi var orada gözlemci statüsünde e, konseyde. O rapor sizde varsa ben bunu yazı var. konusu yapmak isterim. Tabii Siz tabii var isterim. ve o raporda diyor ki bu paket eğer böyle geçerse bir tek adam otoriter e, yönetimine geçiş anlamına gelir. Fevkalade Türkiye açısından yaklaşık işte 100 yılı aşan parlamenter demokratik geleneğimiz açısından bir geriye gidiştir. Bir kesintidir diye net bir şekilde yazmışlar. Allah Allah. Evet, bunu evet madde madde incelemişler ve özellikle de ne... yansımadı galiba bu okumamız için. Yansımadı. Şöyle aslında yabancı basına yansıdı. Ona işte ne öner raporu biz onu tanımayız diye hem Sayın Erdoğan'ın hem Binali Yıldırım'ın demekleri oldu. Biz bunu tanımayız diye. Ama siz Orhan abi şeyi hatırlatırsam, şimdi hemen hatırlayacaksınız. 2010 yılında yapılan referandumu hatırlarsanız, tabii. o dönem evet derken Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetin en büyük destekçisi yine Venedik Komisyonu'ydu. Bravo, evet. O paketi hatırlarsanız tabii, tabii. destek vermişlerdi. Avrupa normlarına uygun. Hükümet olmuşsa, de bunu bize evet. Avrupa normlarına uygun, işte elimizde bakın Venedik Komisyonu'nun raporu var diye Bravo, meydan meydan dolaşmışlardı. Hatırladım. Şimdi aynı komisyon diyor ki siz bu sefer... Bu sefer çok yanlış yapıyorsunuz, çok yanlış yere gidiyorsunuz diyor. Tek adam yönetimini güçlendireceğini, Türkiye'nin parlamenter demokratik sisteminden çok büyük bir geri dönüş kesinti olduğunu vurguluyor. Tabii şeyi zaten birlikte biliyoruz Orhan abi, olağanüstü hal yönetimi altında referanduma gidilmesini sakıncalı buluyorlar. Gazetecilerin cezaevinde olduğu bir dönemde, yani 150'nin üzerinde gazetecinin şu gün tutuklu biliyorsunuz, iddianameleri dahi yok, fevkalade sakıncalı buluyorlar. Yani bir... E, demokratik ve özgür kampanya ortamının yani evet'i söyleyenler rahatça söylüyor ama hayır söyleyenler söyleyemiyor. Meral Akşener'in başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. E, tabii, yani gidip toplantılar yapmak için elektriğini kesiyorlar engelliyorlar. Salon vermiyorlar valilik e, yasaklıyor. Profesör Ümit Özdağ Profesör Yusuf Halacoğlu Koray Aygız'ın Sinan Ay, e, Oğan. Yani e, ben, ben, ben bizim partimizden söyleyeyim işte e, üniversitelerde Sayın Selin Sayıkböke'nin e, konuşması evet, engellendi. Doğru. Benzer şekilde İlhan Cihaner'in yine bir üniversitede yapacağı konuşma Konuşmayı. iptal edildi, ertelendi. E, benzer şekilde partililerimiz işte hayır şeyi asmaya çalışıyorlar. Bir yere asıyor. E, bir ev yani iki tane evin arasına diyelim asıyorsunuz. İkisi de memnun, ikisi de hayırcı. Polis geliyor kaldırın onu diyor. İkisi de hayır diye düşünüyor. Aralarına şey koyuyorlar işte o afişi. Hayır. Sonra gözaltına alınıyor birçok biliyorsunuz hayır kampanyasını yapmaya çalışan gençlerimiz ya da sivil toplum örgütü üyeleri. Mesela ben biliyorum Eskişehir'imizde Vatan Partisi'nin imza kampanyası engellendi. Yapılmasına izin verilmedi. Evet, Eskişehir'de. Ama Ankara'da Kızılay Meydanı'nda AK Parti'nin Sayın Başbakan'ın resmi olan minibüsle ve seslendirme düzeniyle ee, kimsenin Çankaya Belediyesi gelip Cumhuriyet Halk Partili engellemeyi çalışıyor Gayet güzel evet propagandası yapıyorlar. İşte o hal, tabii. o hal bazı yetkileri valilerin eline veriyor. Bazı elinde yetki olmayan yöneticiler de üniversite rektörleri gibi onu kullanıyorlar. Ve Kral'dan engelliyorlar. Evet, engelliyorlar. evet diye söylemek sınırsız ve şey rahat bir şekilde söylenebilir. Bürokrasi, serbest rektör, ama rektör, hayır, konusunda valiler, diyor. rektörler hayır herkes. Diyenler de ama hayır diyenler her türlü oluyor. engellemeyle karşı karşıya. Ama Türk halkı bence bu olayları izliyor. Değerli izleyiciler ha. Şimdi biz bu programları niye yapıyoruz? Veya bu partiler bu kampanyaları niye yapıyorlar? Sizin yani halkın haber alma hakkı var anayasal hak. Bilgilendirme hakkı bizlerin. Biz bilgilendirmeye çalışıyoruz. Burada çağırıyoruz konuklarımızı demokratik platform ve AK Partili de geldi. Cumhuriyet Halk Partili de geldi, bürokrat geldi, eski bakanlar geldi. Herkes... Böyle olması abi, lazım. E, Metin Feyzoğlu geldi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı gayet net açıkladı. Şimdi az önce bir şey söylediniz. Kuvvetler ayrılığına aykırı dediniz. Metin Feyzoğlu da bunu yani altını çizerek anlattı. Yasama, yürütme, yargı evet. tek elde birleşiyor. Evet. Bu Türkiye Cumhuriyeti için... Kuvvetler birliği var. Evet, Ayrılığı değil, birliği. birliği bir yapılıyor burada. Bu Türkiye Cumhuriyetinin gerçekten geleceği için çok tehlikeli değil mi? E tehlikeli. Şunun için tehlikeli. Bir kişiyi seversiniz. Ben Orhan abi sizi çok severim. Ama bütün gücün sizde toplanması. Az önce saydınız. Hiçbir denetim olmaksızın, hiçbir sorgu sual olmaksızın, devletin tüm kademelerini tek başınıza atama yapacaksınız. E sizi seviyorum ama sizin atadığınız ve beni bana seçtirmediğiniz, meclisten de onayını almadığınız kişi ya bir yanlış isimse, ya bir e, ...aldatılmışsanız siz, ya kandırılmışsanız nasıl olacak? Mesela size veki, ve, vekalet edecek olan başkan yardımcısını siz seçiyorsunuz. Evet. Ama bu kişi örneğin FETÖ'cü çıkarsa... Kripto FETÖ'cü olur, kendini örneğin, gizlediyse... Bugün... E, ya da işte e, başka bir, e, bugün FETÖ'den konuşuyor, başka bir e, sakıncalı örgüt vesaire olursa... ...hasta olursa, psikolojik olarak rahatsız olursa ülkeyi bu kişi yönetecek siz yurt dışına çıktığınızda. Siz hasta olduğunuzda Allah vermesin başkan vefat ettiğinde ülkeyi bu kişi yönetecek... E, Buna nasıl hem seçilmemiş kişi hem par parlamentodan onay almıyor ondan sonra da ülkeyi aynı yetkilerle yönetiyor. Doğru. İşte Biz bunu fevkalade sakıncalı buluyoruz ve güçlerin bir kişide böyle denetimsiz toplanmasının sakıncalı olacağını düşünüyoruz. Ne tür yetkiler var biliyorsunuz Orhan abi e, ülkeyi savaşa sokma, yükseliş kuvvetlerini istediği yere gönderme, e, o hal ilan etme, kanun hükmünde kararname çıkarma, o kararnamelerle işte televizyon kapatma, gazete kapatma, Dernek kapatma, oda kapatma, parti kapatma, her şey olabilir. Yani bir kişinin iki dudağının arasında bütün kaderimiz, bütün halkın kaderi. E, bu kişi çok iyi bir kişi, sevdiğiniz kişi olabilir, sevmediğiniz kişi olabilir. Ama sadece e, o kişiye bütün ülkeye emanet edilebilir mi? Sadece iki dudağın çık arasından çıkacak olan e, kararlara. İşte biz bu nedenle diyoruz ki e, yargı, e, yasama, yürütme, yargı organları ayrı olmalı. Sayın Feyzoğlu da bunu söyledi programınızda ve net bir şekilde ayrı olmalı. Birbirini denetlemeli. E bu sağlanmaz ise onun adı demokrasi olmuyor. Onun adı hukuk devleti olmuyor. Adı cumhuriyet de olsa daha önce de söyledik. Demokrasi olmuyor, hukuk devleti olmuyor. Temel hak ve özgürlükler askıya alınıyor. İşte onun içinde bunlara tek adam, otoriter rejim deniyor. Peki sen Cumhurbaşkanı diyor ki sık sık konuşmalarında altını çizerek millet karar verecek. Milletin verdiği karar başımın üstünde yeri var diyor. Değil mi? Yani evet veya hayır ne çıkarsa Peki millet karar verecekse millet diyelim ki evet çıktı ve 2019'da da seçimler yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi oluştu. Millet de oy verdi. Gayet güzel. Peki meclise 600 milletvekili gelecek ama bunu tek kişi meclisi feshettim diyebilecek. Evet. O zaman hani milletin iradesi başının üstünde yeri milletin vardı. Milletin iradesi tam. Nasıl başının üstünde yeri var ben Milletin anlayamadım iradesi mu? aslında milletin elinden alınıyor. Doğru. Sayı 600'e çıkıyor. Ancak meclisin tüm işlevi sıfırlanıyor. Tüm denetim mekanizmaları kullanılmaz hale geliyor. Aynı şekilde de milletin yüzde yüzünü temsil eden meclisi, milletin yüzde ellisinin bir fazlasını temsil eden başkan rahatlıkla feshedebiliyor. Yani ve hiçbir koşul da yok bunu. Mesela şu andaki anayasamızda var biliyorsunuz. Hükümet kurulamaması halinde Cumhurbaşkanı parlamentoyu fesheder. Hükmü var biliyorsunuz evet, ama şimdiki pakette istediği zaman fesheder. Yani ben bu sabah kalktım bu parlamentoyu beğenmedim dedi fes ediyor. Ve hakkında bir soruşturma başladı. Ya da hakkında bir, bir soruşturma başlatı konu komisyon kuruldu. Fes ediyor. Ben sizi ben sizi tanımıyorum diyor. Fes ediyor. Bunun dünyada örneği yok. Hele hele başkanlık sistemlerinde bu da o Venedik komisyonu raporunda var. Zaten bizim kendi hukukçularımız da bunu sürekli uyardı. Başkanlık sistemlerinde başkanın eline tek taraflı fesih yetkisi yani rahatlıkla böyle koşulsuz, sınırsız fesih yetkisi verilmiyor Orhan abi. Hiçbir şekilde. Burada veriliyor. Bu da zaten işte yani istediği gibi e, istediği zaman hadi... Çok sınırsız bir yetki yok olur. yani. evet, Sınırsız bir yetki e, ve e, mesela diyordu ki e, evet, eveti savunan değerli siyasi partiler, yöneticiler, arkadaşlarımız diyorlar ki işte ama meclisin de elinde var aynı yetki diyorlar. Ama meclisin elindeki yetkiyi kullanması için 400 vekil lazım. Tabii, e, zaten çoğunluk senin partinden. Tabii çoğunluk. E, hiçbir zaman kullanamayacak çoğunluk. bu yetkiyi. Tabii. Peki e, şöyle de bir durum var. Şimdi diyelim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkarıyor bütçe ve kanun hükmünde kararnameyi de Cumhurbaşkanı yapıyor. Şimdi e, bir hayali senaryo yapalım. Diyelim ki mesela Cumhurbaşkanı yüzde 55 ile seçildi. Şimdi siz gitseniz Cumhurbaşkanı olarak A şahsa meclise girecek parti açısından da 5 partiye oy verir misiniz? Yok. Kimse Cumhurbaşkanı seçeceğim kişi A ismi ise o A'nın partisine oy veririm değil mi? Evet. %55 ile veya 50.51 ile Cumhurbaşkanı seçilen kişinin mecliste de %51 oy almış bir partisi var demektir bu değil mi? Zaten yani onun için böyle düzenlediler. olsun böyle düzenleme olsun diye. bu zaten. Şimdi böyle bir düzende Cumhurbaşkanı hem meclise hakim hem o parti grubunun başkanı, genel başkanı hem, hem e, gelip orada gruba hitap edecek elinde, sonra oradan çıkacak Türk milletine hitap edecek. O zaman %49 nasıl Temsil edilecek veya ne yapabilecek? Bugün bile zaten mesela diyelim ki meclisin vardır bir, büyük ihtimalle bir yasa teklifiniz oluyor. Evet. Hükümet onu hiç dikkate almıyor, çıkartmıyor bile toplumun faydasına, milletin faydasına, eğitim, sağlık değil mi? Tabii. Örnekleri çoktur yani kadık olup gidiyor. Ben teklifiniz. bir tane örnek vereyim. Daha geçen hafta yaşadık. Ee, İktidar Partisi e, 2011'den beri Eskişehir'imize... Üniversite sözü veriyor. Üçüncü üniversite kuracağız diye. Önce Sayın Erdoğan, arkasından evet, başbakanlar, arkasından Sayın e, Nabi Avcı biliyorsunuz bizim Milli Eğitim Bakanı, İde Eskişehir Milletvekili, simli Kültür Bakanı. Her seferinde söz veriyorlar ama yapmıyorlar. En son geçen yıl 2016'da söz verdiler. Paketten çıkardılar son anda bu şeyden sonra FETÖ darbe girişiminden sonra. Ben de geçtiğimiz hafta bir bizim işsizlikten kaynaklanan siz çok iyi biliyorsunuz hakkımız var. İşsizlik 37. madde. Kanun teklifi veriyorsunuz. İlgilenmezlerse o kanun teklifiniz doğrudan genel kurula iniyor ve oylanıyor. Doğru. Dedim ki ya siz bunu yapmıyorsunuz söz verdiniz bir türlü bunu getirmiyorsunuz indirmiyorsunuz. Ben indirdim. Buyurun Eskişehir'e 3. Yüksek Teknoloji Üniversitesi'ni kuralım. Yüksek Gelin, Teknoloji, Yüksek çok teknoloji güzel bir Üniversitesi bir üniversite. ismi. Gelin birlikte bunu kuralım diye indirdim. Konuşma yaptım. E, hükümetten ses yok. Ne bizim Sayın Bakan'dan ses var ne Adalet ve Kalkınma Partili Eskişehir Milletvekilleri ya da diğer milletvekillerinden. E, eller kalktı biz kurulsun dedik. E, İktidar Partisi hayır dedi az önce dediğiniz gibi ve kurulmadı. Tamam mı? Sistem böyle. Evet. Ama yeni pakette nasıl olacak derseniz bu bile olmayacak. Bu bile olmayacak. Bu bile olmayacak çünkü dediğiniz gibi şöyle bir şey var. Anayasanın 103. maddesi duruyor oran abi. Ne o Bakanlar madde? Bakanlar yok ki mecliste şimdi. Diyorsunuz ki Bakan mecliste <laughs> var. Sesin çıkar. <laughs> o da yok artık. Orada şimdi bakan o da yok da kardeşim. Yok maalesef, maalesef. Siz kendi kendinize hani kendi çalar kendi oynar misali. İşte bakın iki şeyi söyleyeyim hemen. Birincisi bu son sözünüzü bu paketin en önemli, en sıkıntılı e, unsurlarından biri millet ile hükümet eden arasındaki milletvekilinin rolünü, konumunu sıfırlıyor. Ne yapıyoruz biz Orhan abi gittiğimizde Eskişehir'e? Mesela Sivrisar'a gidiyorum, bir köyüne gidiyorum. Diyorum ki ne derdiniz var? Diyorlar ki ya bizim yolumuz yok, işte bize şey yapın, işte altyapımız yok, üst yapımız yok. Ben de ne yapıyorum? Muhalefet milletvekiliyim ama bakanı arıyorum, genel müdürü arıyorum. Ya şuna bir bakın, işte toprağına bir şey olmuş çiftçinin. Şuna bir bakın elektrik şöyle. E, genel müdür telefonuma çıkıyor milletvekili aradı diye. Müsteşar telefonuma çıkıyor. Şimdi bu paket geçerse eğer Orhan abi bırakın muhalefet milletvekilini ee, yani seçimi kazanan partinin yani başkanı seçen partinin milletvekilinin dahi telefonuna ne bir genel müdür çıkar, ne bir müsteşar çıkar, ne de bakın çok iddialı söylüyorum bakan çıkar, cumhurbaşkanı yardımcısı hiçbiri çıkmaz. Neden çıkmaz? Çünkü az önce siz saydınız bugünkü yazınızda hepsini tek bir kişi atıyor. Onların tek yani tanıdıkları kişi o. Bir daha ne halkı dinlerler ne milletin vekilini dinlerler. Şimdi en azından bir bakana derdimi anlatabiliyorum. Sayın Bakan biz muhalefetiz ama işte bu halk hepimiz temsil ediyoruz. Gelin şunun şu sorununu çözelim diyorum. Bazen iyi niyetli yaklaşımlar tabii, görüyoruz. Tabii, tabii ama de. bu yeni pakette millet ile vekili arasındaki bağ tamamen yok olacak. Şimdi tamam ve Özal'ı hatırlarsın ben çok dikkatli izledim Siz, tabii ki, uzun yıllar. <laughs> Siz şimdi rahmetli Özal'ın ben meclis grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlıyorum siz söyleyince. pardon meclis genel kurulunda yaptığı bir konuşma var. Diyor ki: "Değerli milletvekilleri" diyor. Şimdi Anavatan Partisi grubu tamam bize ulaşıyor, iletiyor. Bakın diyor, aynı çatı altındayız. Eğer halkın sizlere muhalefete gelen şikayetleri olursa hükümete iletmekte eğer bizim milletvekillerimiz ilgilenmezse, eğer benim bakanlarım ilgilenmezse benim kapım açık diyor. Halkın isteklerini direkt getirin diyor, çözmek mecburiyetindeyiz diyor. Bu işin, halka hizmetin Ol. e, particiliği olmaz diyor. Ve biliyorsunuz yani telefon hamleleri köylere, su, yol, elektrik, Biliyorum. o dönemde Çok hem muhalefet partileri hem miktar partisinin el birliğiyle o hamleler yapıldı. Ama bugün maalesef mecliste Öyle bir ortam oldu ki kavga, e, yumruklaşma, kürsü devrildi. Bugün evet hayır da korkarım Türkiye'de başka bir cepheleşmeye ve bölünmeye, kavgaya neden olacak. Ne dersiniz? E, e, olmasın istiyoruz. Tabii Kesinlikle olmasın istiyoruz. Kampanya dönemi bakın. E, biz şunu siz de fevkalade yazılarınızda görüyorum. Siz de buna karşısınız. İşte hayırcılar şu, işte teröristtir, şucudur, bucudur. E, i̇şte e, yani bu doğru değil. E, bir kere yani bu bu milletin yarıdan fazlasına ben inanıyorum ki hayır çıkacak yarıdan fazla. Yarıdan fazlasına yani böyle bir şey demek kimsenin hakkı değildir, haddi değildir. Ee, benzer şekilde mesela ben hiç yapmıyorum ki yapıldığında görmüyorum ama yapılıyorsa ona da karşıyım. Evet diyen değerli vatandaşlarımız, siyasetçilerimizi ya işte siz şucusunuz, bucusunuz diye suçlamamak lazım. Bu kampanyayı hoşgörüyle, sağduyuyla, karşılıklı saygı, sevgiyle götürmek lazım. Sonrasında da halkımızın vereceği kararı aynı şekilde sağduyuyla ve saygıyla karşılamak lazım. Ama öyle bir ortamdayız ki, öyle bir gerilmiş ki ortam. <laughs> i̇şte ben hayırı savunuyorum, bir anda diyorlar ki sen teröristsin. Ben hayırı savunuyorum, sen şuncusun, buncusun. Ne alakası var? Bırakın işte herkes özgürce fikrini söylesin. Ayrıca sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, işte Saadet Partisi, işte Demokratik Sol Parti, işte Demokrat Parti, işte... Doğru Yol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin geniş bir tabanı bunlara terörist demeye hani kimin ne haddine benzer şekilde karşı tarafta da Adalet ve Kalkınma Partisi var. Başka inanan partiler var. Bunları da şuncu buncu diye yaftalamak kimin ne haddine. Lütfen ben buradan devleti yönetenlere özellikle eveti savunan partilerin liderlerine bu tür yakıştırmalardan vazgeçmelerini çağrısını yapıyorum. Çünkü günün sonunda 16 Nisan akşamı, 17 Nisan sabahında biz aynen böyle bir masanın etrafında oturacağız. Millet olarak oturmak zorundayız daha doğrusu. Biz geleceğe, evlatlarımızı sağlam bir ülkeye emanet etmek istiyorsak o masanın etrafında kardeşçe oturabilmemiz lazım. E masanın bir tarafına bugünden terörist derseniz nasıl ondan sonra birbirimizin yüzüne bakacağız biz? Bunu fevkalade zararlı buluyorum. O yüzden sizin bu sorunuz yani ya bu Kutuplaşmanın bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Bir an önce bizim e, ülkemizin kardeşliğini, birliğini, beraberliğini e, koruyacak, savunacak ve bir arada huzur içinde yaşayacak bir hale gelmemiz lazım. Bunun yolu da aslında bilinmez bir dipsiz kuyuya sizin işte bir tek adam devletini en iyi şekilde tarif ettiğiniz bir tek adam devletine yönelmek yerine birlikte iktidarıyla, muhalefetiyle sorunları bugün nasıl konuşuyorsak, siz az önce Özal dönemini söylediniz, sonrasındaki dönemlerde, öncesindeki dönemlerde Türkiye'de her sorun birlikte konuşuldu, birlikte çözüldü. Ne badireleri atlattık, Kıbrıs Müdahalesini yaptık biz. Kıbrıs'ı kurtardık. Ve, e, e, CHP ile e, bir, Refah Partisi'nin evet, yaptığı da, koalisyon, koalisyon döneminde. hükümeti. Benzer şekilde bir sürü işte Avrupa Birliği adaylığımız, işte bizim bir sürü darbe dönemlerine karşı mücadelemiz hep demokrasiyle eksik bulabilirsiniz. Ama adım adım iler, ilerlettik. Bu yüzden bu pakete hayır dersek, inanıyorum ki ben parlamenter demokrasimizi de Zaman içinde pekiştirip, güçlendirip, hukuk devletimizi, temel hak ve özgürlüklerimizi güçlendirerek ileriye daha güvenle bakacağız. Ama evet çıkacak olan bir sonuç bizi bir bilinmezliğe, yani evlatlarımızı koyuyoruz bir trene, trenin nereye gittiği belli değil Orhan abi. Treni tren de yok. yok. Yani hiç tren, tren de, de yok. yok. işte gördünüz tren de yok. Fren sistemi olmayan bir araçla Aynen. yapıyoruz. Aynen. Peki Avrupa dediniz, şimdi e, tabii e, dış politikada iki önemli, iki, be, iki az olur belki de. Çok önemli gelişmeler var diyeyim. Suriye, Irak, bir Kürdistan e, haritası hala evet. devam ediyor. Türkiye'nin bir bölümünü Kürdistan içerisinde gösteren e, e, haritalar yayınlanıyor e, Barzani'nin televizyonunda. Barzani'nin bayrağı Türkiye'de e, Irak barda ve Türk bayrağının arasında dalgalanıyor. O bir devlet değil, Türkiye bir devlet muamelesi yapıyor. Kaldı ki bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı için dünyada yapan yok. Resmen devlet ilan edilen bir ülke olmasına rağmen başka dünyada hiçbir ülke Türkiye'nin dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını dalgalandırmıyor. Şimdi dolayısıyla e, Orta Doğu politikasından başlayalım. E, nasıl görüyorsunuz Rusya şimdi PKK uzantısı PYD-YPG ile birlikte hareket ediyor. Amerika... Onlarla birlikte Rakka'ya gidiyor. Biz yarı yolda kaldık. Ee, Elbap'ta askerlerimiz müthiş başarılı bir operasyonu yaptılar ve temizlediler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii. Ee, sevgili Orhan abi şöyle bir... Bunu çok özür dilerim. Başlamadan şöyle diyeyim. Siyaset bilimci bilimi eğitimi alan bir gözlükle. CHP'liği gazeteciliği falan bir kenara Tabii. bırak lütfen. Sevgili Orhan abi, bizim siz benden çok daha iyi bunu takip ettiniz 10 yıllarca. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ilişkilerde iki temel çıpası vardır. Çıpa yani denizci tabiriyle yani sağlama kendisini bağlayan çıpası vardır. Bunlardan birincisi NATO ittifakı üyeliğidir. Yani NATO'nun bir parçasıdır. Ayrılmaz parçasıdır ve oradaki ittifak üyeliğimiz Amerika Birleşik Devletleri ile ve Atlantik'in diğer tarafı olan Avrupa ile güvenlik ilişkilerimizi kapsar. Yani biz bir NATO üyesi olarak hep biliyorsunuz Soğuk Savaş dönemi sonrasında bu üyeliğimiz bizim stratejik önemimizi pekiştiren bir üyelikte. Diğer taraftan da Avrupa Birliği aday üyeliğimiz. Yani Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz. Bunun iki boyutu var. Biri ekonomik boyut, ticaretimizin yüzde 50'den fazlası Avrupa ile. İkincisi de bizim... Temel hak ve özgürlükler alanında yani demokrasi alanındaki eksiklerimizi gidermek için Avrupa Birliği bizim için her zaman bir kerterez oldu. Yani Kopenhag kriterleri dediğimiz biz AB üyesi oluruz olmayız ama kendi vatandaşlarımızın e, hayat standartının yükselmesi için AB adaylığı sürecimiz son derece katkı sağladı. Şimdi burada baktığımızda Orta Doğu'dan başlayalım dediğiniz için e, sevgili Orhan abi e, yaşadığımız konu şu biz Müttefikimiz NATO ittifakından kaynaklanan Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile son derece kötü ilişkiler yaşamaktayız. Yani tarihte olmadığı kadar kötü ilişkiler yaşamaktayız. Kendimizi yine tarihte olmadığı kadar sırtımızı Rusya'ya dayamış durumdayız. Ama Rusya da bize baktığında öyle büyük stratejik ilişkiler görmüyor. Dönemsel olarak bizi kullanıyor. Bakın bugün, dün bugün gazetelere yansıdı. Görüyorsunuz işte bölgede Rusya da aynı Amerika gibi yine bir Kürt oluşumuna destek verir bir e, tavırda. Mesela işte duyuyoruz devleti yönetenlerden işte menbiçe gireriz, şunu yaparız vesaire diye. Ama dikkatli gözler şunu görüyor ki hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya bu konuda sanki bir ittifak içinde Türkiye'yi orada istediği herhangi bir operasyonu yapmasını engelleyecek şekilde tavır alıyorlar. Sadece Amerika değil, evet, Rusya da böyle doğru, tavır doğru, alıyor. Doğru, farkındaysanız. Evet, evet. O yüzden orada öyle. E, biz oraya Şimdi az önce Suriye'den konuşuyorduk. Bir daha hatırlatacağım. 6 yıl öncesine gidersek Suriye'de bizim komşumuz kimdi Orhan abi? Esad yönetimiydi. Tabii. Sınırın öbür tarafı Esad'daydı. E, beğenmedik, kızdık, rejim değişsin, Müslüman kardeşler gelsin istedik biliyorsunuz. Ama kimler geldi oraya? E, önce en radikal, e, önce işte e, önce El-Kaide, sonra adı İşit oldu, El-Nusra oldu. Başka başka isimler var. En eli kanlı vahşi terör örgütleri. Yanlarında PYD. PYD, PKK ile işbirliği içinde olan PYD var. Bunların hiçbiri yoktu. Şimdi hepsi... Biz o PYD'nin başkanı Müslümi de Türkiye'de ağırladık. Bir dönem ağırlıyorduk. Aramız ağırladık. iyiydi. Şimdi işte o dönem de aynıydı onlar. O zaman da Şimdi PKK uzantısıydı. Yani öyle bir politika ki yalnızlaşma politikası. Avrupa'yı işte biliyorsunuz zaten son bu referandum... Hollanda krizi. Evet. Referandum kampanyasının malzemesi yapılıyor Avrupa gördüğüm kadarıyla. Tabii ki Hollanda'nın, tabii ki Almanya'nın yönetimlerinin bizim bakanlarımıza yaptıkları tavır kabul edilemez. Oradaki vatandaşlarımıza şiddetle, bizim... nefretle kınıyoruz, kınıyoruz. bir bakanımızın kabul edilemez. Oradaki vatandaşlarımıza bizim aynı böyle konuştuğumuz gibi anlatmamız lazım. Hem iktidar kanadı, hem muhalefet kanadı, hem de sivil kanadı. Herkes kullanacaklar evet. hakları, onların da o ülkedeki evet. en doğal hakları. Doğal hakları. Ama burada bir şeyi altını çizeyim. Bunun karşılıklı izinle, karşılıklı görüşerek, yani ben sizin Diplomasi evinizde bir şey anlatacaksam önce izin almam lazım. Bunu programını yapmamız lazım. Siz de benim evime hadi geldim mutku diye gelmezsiniz belli karşılıklı. Birbirimize telefon ederiz. Ya nasıl Evde gelelim? Kaçta gelelim? Misin evet, <laughs> yani O yüzden bunun e, diplomatik altyapısı kurulmadan e, böyle bir şey yapılamaz. Ama, Başbakanın haberi yok. E, başbakan diyor ki seçimden sonra ben sana gitme demedim mi demiş başbakan. E, yani inanılır gibi değil Sayın Kaya'ya. Benzer şekilde Dışişleri Bakanı'nın gidişinden e, haberi yok. Çünkü diyor ki ka, şeydeki Hollanda başbakanı ya seçimden sonra gelelim o zaman bize. O diyor ki seçimden sonra gelin şimdi burası gergin diyor Hollanda. Diyor. Tamam diyor. O sırada Dışişleri Bakanı uçuyor oluyor. Hanım şey kadın bakan gidiyor oluyor. Bunlar tabii şöyle hem kınıyoruz ama bir taraftan şuna üzülüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin siz bakın kaç kaç hükümet görmüşsünüz yani onlarca hükümet gördünüz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti <laughs> nin ki hepimizi temsil ediyor bakın. Yani kurulduktan sonra Bir o hükümet tane... bütün vatandaşları Bizim bizim hükümetimiz kimin? Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarının bu kadar kötü noktaya getirilmesi de son derece üzücüdür. Yani tabii ki e, biz e, başkalarını eleştirelim ya bunu yapmayın diyelim ama biraz da Şeyi kendimize batıralım ya, iğneyi kendimize batıralım. Şimdi böyle bir duruma düşürmek bizim bakanımız sınır dışı ediliyor. Bizim bakanımızın uçağı geri döndürülüyor. Buna kimsenin de yani bunu, buna bu tür şeylere de sebep olmamamız lazım. İzin vermiyorsa o zaman onun mekanizmasını kuracaksınız. Diplomasi bunun için var. Diplomatları siz bunun için atıyorsunuz, bunun için yetiştiriyorsunuz. Ee, fevkalade bakın Avrupa ile ilişkiler sorunlu. Efendim izin alacak büyük elçimiz yok ki. Cumhurbaşkanlığı danışmanı yapılmış ya yerde atama evet, yapılmamış onu, yani ya, oradaki büyük elçimizin büyük elçimizin maslahat güzelerimizin elbette e, bir silsile içerisinde ağırlıklara var ama sayın büyük, büyük elçi ne olmaması o, çok bir, vahim o, bir vahim o bir hata. çok gidip de orada bakanın yanında bir büyük elçimizin bir bulunmaması Bulmaması kadar düşük işlerin bir de yani siz tamam benim hükümetim benim itibarım ama hükümetin ve sayın başbakanın itibarını sayın cumhurbaşkanı da düşünmedi. Ben size söyleyeyim. Sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. Benim çok ağrıma gitti. Sayın Başbakan çıktı bir televizyon kanalına değerli izleyiciler. Dedi ki Hollanda Başbakanı yemek yiyelim dedi. Evet. Ve buna hayır ben gitmeyeceğim diye veya evet gideceğim diye bir ifade eklemedi. Hollanda Başbakanı evet. bir yemek davetini söyledi. Buna Sayın Cumhurbaşkanı cevap verdi. ki benim o yemeğe gidecek başbakanım yok dedi. Zaten değil mi yani? Zaten o zaman biz kendi itibarımızı kendimiz düşünüyoruz. Şimdi o başbakanın Hollanda başbakanı nezdinde ve Avrupa'daki Amerika'daki liderler nezdinde ben Sayın Binali Yıldırım'ın yerinde olsam çok özür dilerim şey istifa ederdim. Her. Hiçbir, hiçbir Bu gerçekten çok bir litesiz, ağır bir şeydi. Benim gidecek başbakanım yok. O zaman yoksa telefonda Sayın Cumhurbaşkanı Binali Bey'i ararsın. Her gün gelişiyorsunuz deriz. Dersin ki Binali Bey sen bunu düzelt. Ben bu yemeğe gitmem diye bir açıklama yap. Onun iradesi olsun. Devlet geleneği tabii o, o sanki o evet, yapıyor yani olsun. Evet yani bakın geleneği, e, kusura bakmayın ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımız bizim evet. devlet liderlerimiz onlar. Ama biz kendi liderlerimizin onurunu en az onlar kadar düşünmek zorundayız. Sizin dediğiniz Çok gibi yani. Bizi temsil ediyorlar. Bizi onlar. temsil ediyor. onun itibarı. Onlar bizi epeyiz... terörist gözüyle görüyorsa da biz onları görmüyoruz. Hayır, evet de çıksa başımızın üstünde gerçekten yeri var ve terörist demiyoruz. Demiyoruz demeyeceğiz tabii ki. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Lütfen bu konudaki görüşünü de alayım. Yani tabii. özellikle Avrupa ile ilişkileri anlatıyor Tabii şöyle bir yalnızlaşma var. Bir özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın üslubu nedeniyle bütün ülkelerle bir kopuş var. Bakın Almanya Cumhurbaşkanı ilk açıklamasında, yeni Alman Cumhurbaşkanı ilk açıklamasında Türkiye'yi uyarma ihtiyacı hissetti. Yani bu yani alıştığımız bizim birlikteliğimizin geldiğimiz yerden geri gidiyorsunuz işte mesela Nazi benzetmeleri suçlamaları bunlar Avrupa'da derin acılar bırakan bir dönemi hatırlatıyor tabii ki kabul edilemez davranışlar var Avrupa hükümetlerinden bize ama Nazi benzetmesi Nazi suçlamaları onlar da başka acılar uyandırıyor bunu yapmayın diyorlar bunu ısrarla yapmakta ısrarcı olmakta Türkiye ile Avrupa ilişkilerini ki bu sadece bir işte e, üye olduk olmadık değil standartımızı hayat standartımızı geliştiren ilişkiler Avrupa'daki ırkçı yaklaşımları kınamak başka Avrupa'daki aşırı sağcı yaklaşımları Türk düşmanı yaklaşımları hepimiz kınıyoruz ama Türkiye'nin ilişkileri her zaman Batı'ya yönelmiştir İşte ticaretimiz bakın kızdığımız Hollanda geçen yıl en fazla yatırım yapan ülke Türkiye'ye 1 milyon turist gönderen ülke e, Almanya en büyük iş Ticaret hacmimizin yaptığımız ülke. Toplamı yüzde 50'den fazla bakın, yüzde 50'den fazla. Ya elli bin civarında Alman alanya'da yaşıyor sadece alanya. Milyonlarca yaşayan, geliyor. O yüzden bu ilişkileri bizim germememiz lazım. Ne konuşacaksak, diplomasi her şeyi en sert evet. şekilde e, anlatırsınız. İsrail olayında oldu. Rusya'da Çok oldu. sert yaptık. Rusya'da uçak düştü. Çok sert yaptık. Ne oldu? Bedenimiz biz ödüyoruz. Evet, Kendi maalesef. ayağımıza kurşun Bakın, sıkmayalım. Bakın turist sayısından e, satılık otellerin sayısından belli. Konuşabildiğimiz ülke kalmadı. Bakın Avrupa'yla küsüz kızgınız. Amerika'yla işler iyi değil. Yani ne kadar güvendiler Trump yönetimine ama öyle... Daha Recep yok. Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya tebriğe gidecek programa ilan edilmedi. edilmedi. Rusya ile güveniyorlar ama Rusya bakın işte şey konusundaki Suriye konusunda tamamen Esad'dan yana bir politika izliyor. İran'la öyle İran'a atıp tutuyoruz. Irak'la öyle. bakın Yunanistan'la görüyorsunuz yani adalar konusunda şey Bizim buradaki zayıflıktan onlar da faydalanıyor. Etrafımıza baktığımızda... Adalarımıza sürekli bakanları çıkıyor, cumhurbaşkanları çıkıyor, başbakanları çıkıyor. Sürekli bir böyle artık Türkiye izole kimseyle konuşamıyor ve ulusal çıkarlarını da savunamaz bir görünüm arz etmekte. Bundan bir an önce kurtulmamız lazım. Ama bundan kurtuluşun yolu önce kendi içimizde bu işte ne diyelim referanduma yönelik olan işte bütün dışarıdaki gelişmelerden oy devşirme arayışından vazgeçmemiz lazım. Evet. Peki anayasa konusuna dönelim. Anayasaya ara verdik biraz anayasa. Şimdi kuvvetler ayrımından bahsettik. Partili Cumhurbaşkanı'ndan bahsettik. Ee, bir de 18 yaş ve 18 yaşına seçilen milletvekilinin askerlikten muaf tutulması, askerliğini yapmış olması. Şimdi ben hatta şöyle bir espri yapayım. Ya e, şeye baktım Utkucuğum. Şu anki senin de bulunduğun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin yaş ortalaması %51. 51 yaş ortalaması. Evet. Ya, 51 yaşında milletvekilleri kürsü devirip masaların üzerinden birbirlerinin üzerine atlıyorlardı. Yarın 18 yaşında o genç delikanlılar adı üzerinde delikanlı o meclise girdiğinde Allah muhafaza polis gücü girip de biliyorsunuz genel kurula polis girmesi yasak da polis gücü gerekebilecek durumlar ortaya çıkabilir diye de büyük endişem var. Önce hani gençler evet göz bebeğimiz onu değerlendirelim askerliği de ondan sonra soruyor. E, tabii. Öncelikle şu var. 18 yaşında milletvekilliğine biz karşı değiliz. Seçme hakkı olan e, bir gencimiz seçilme hakkına sahip olmalı. Ancak bunu bu paketin bir tatlandırıcısı gibi yani bir Tek adam yönetimi, bir otoriter yönetime gidiş e, anayasasının bir tatlandırıcısı, gençleri evet demeye teşvik edecek bir şekerleme gibi kullanılmasını öncelikle o gençlere bir e, hakaret sayıyorum ben. Onların da bunu böyle görmesi lazım. İkinci olarak bunu eğer ayrı getirselerdi yani her şeyi düzenlenerek yani askerlik muafiyeti falan olmadan askerliğin şöyle yapar vesaire gibi getirilse daha iyi olur. Kısa dönem Hı. yapabilir. Ha, ayrı getirilir. Önceden getirmek. kısa dönem evet. bittikten sonra bir dört Aynen. ay kısa dönem yapabilir. Ama bir ay yapabilir. İşte bir düzenlemeye getirseler olabilir. buna evet. hep birlikte e, oy birliğiyle Tabii, evet Ama Bir ama... de kontenjan konulabilir belki yani. Tabii. Yüzde onu falan gibi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi bunu sadece bir böyle vaat gibi getiriyor. Şunu siz az önce yaş ortalamasına baktınız. Şeye de bakın. Mesela bundan bir önceki referandumda da 25 yaşa çekilmişti hatırlarsanız seçilme evet. yaşı. Evet. Ama sonradan kaç seçim yaptık biz? Ee, 2010'dan sonra... Bir 11, 15, 2 seçim, 3 seçim yaptık. 3 seçim. 3 seçim sonunda parlamentoya baktığınızda. Aslında 2,5 demek. 2,5 25 yaş ve üstündeki yani 25-30 yaş arasındaki milletvekili e, sayısı bir elin 5 parmağını bulmuyor. Öyle mi? Tabii. O, bu da Yani zannediyorsunuz ki 18, bu da, 18 yaşındakilere ol. şey geldi zannetmeyin ki. E, Şu anda her bakmak lazım 25 5 yaş. 5 tane yok. Öyle Tabii, mi? Tabii 25-30 arası. Bakın sayılara. Ee, e, bakın so sayılara. Şunu söyleyeceğim 18 yaşta e, sadece şunu e, vurgulayayım. E, 18 yaşındaki çocuklarımıza, gençlerimize gerçekten seviyorsak, iyilik düşünüyorsak öncelikle onlara iş bulmamız lazım. İşsizler 6 milyon işsiz bir buna var. Buna katılmıyorum. Önce eğitim diyelim. Eğitim tabii Üniversiteye ki... giremiyorlar. iki buçuk milyon, üç milyona kapısında 18 yaşındaki gençler. Üniversiteye girip çıkanlar da Çıkan, iş bulamıyorlar. İşte o zaman 20 23 yaşında. O zaman önce eğitim sonra iş önce diye. Önce eğitim bir de... Siz de sloganınızı düzeltin. Tabii ki, iyi eğitim, kaliteli evet, eğitim. Tabii. İlle de üniversite olmak zorunda da değil. Bazen mesleki eğitimi Bravo. daha geliştirmemiz lazım. Mesela fabrikalara gidiyoruz. Onlar da e, kalifiye eleman bulamıyorum diyor. İş, i̇şçi arıyorum bulamıyorum diyor. O zaman sonuna yaklaşıyoruz. Bir örnek vereyim çok çarpıcı. Evet yazlığa gittik yanımızda bir otel var yazlığın telefonu bozulmuş erse ne oluyor rutubetten küfleniyor evet. paslanıyor otelin müdürüne rica ettim dedim ki ya ne olur şey senin de elektrikçi de. şuna bir bakıversin dedim ya abi dedin ne oldu dedim. ya dedi şu bir sıkıntı ne oldu ya söyle açık açık dedi. valla dedi biz elektrikçi bulamadık da bir tane elektrik mühendisi aldık ona da şu telefon ayıp ben dışarıdan birini çağırayım diye yanlış anladım ya ama işte, parasını ben ama verdim. Ama bunu ben şeyde fabrikalarda anlamadım. hep görüyorum. Kalifiye evet. işçi yok. Evet onun için meslek evet. çok önemli. Evet. Siz devam edin. Bir de son şunu et. söyleyeyim. o da şu Bu askerlikten muafiyet son derece adaletsiz bir yaklaşım. Dediğim gibi bunu tatlandırıcı yapmak istedikleri için bu düzenlemenin önüne arkasına bakmadan getirdiler. Evet. Ama şu var bakın Türk şu anda yüz binlerce e, gencimiz asker. As, vatani görevini yapıyor mecburi askerini yapıyor. Nerede görev yapıyorlar? Doğu'da, Güneydoğu'da görev yapıyorlar. Hatta Az önce Suriye'de, Afganistan'da. Elbaf'da, Suriye'de, tabii. Afganistan'da görev yapıyorlar. Son derece büyük tehlikeler altında. Bunlar arasında şehit gelen, şehit cenazelerine bizler katılıyoruz. Hepimizi derinden yaralıyor, üzüyor. Hal böyleyken, hal böyleyken, yani herkes bu vatani görevini yaparken, şimdi milletvekili seçilene askerlik muafiyeti demek ne kadar insafa sığar, ne kadar adalete, eşitliğe sığar, vicdanlara sığar, bunu ben izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Bu son derece yanlış olmuştur. Son derece de sakıncalıdır. Zannetmesin ki tabii kimse kendi oğlu işte bir işçinin, bir esnafın, bir emeklinin oğlu bundan faydalanacak. Bu işte genel başkanımızın hep söylediği gibi Ankara'daki bazı beylerin kendi evlatlarını askerlikten muaf tutmak için Ankara'da getirdikleri... olması şart değil. Kendi yanda, kendi kadroları, kendi e tanıdıkları işte yani, diyelim. Yani e, niye saranta? Hiç... Yani zannetmesin ki bizim e, Kıymetli vatandaşlarımızın. Eskişehir'den ha, de olabilir. Bir işte yani öyle bir şey olmayacak ee, ama olan da yine vicdanlara sığmayacak. O da belki bir elin parmağının sayısını geçmez. geçmeyecek yer Yapmazlar ama şu var e, yani bunu bir ayrı düzenleme olarak ve hakkaniyete sığan vicdanların kabul edeceği adaletli eşit bir uygulama olsaydı biz tabii ki 18 yaşa karşı değiliz. Yine değiliz ama bu paketin böyle şekerleme gibi kullanılmasına önce gençlerin isyan etmesi lazım. Tabii Bakın 18 yaşında üniversiteye girse liseyi bitirince 22 yaşında mezun oluyor. Ben askere gittim 25 yaşında 25 gittim yaşında. 26 yaşında gittim. Şimdi e, diyelim ki 5 yıl milletvekili süresi 18'e girdi 23 oldu. Bir ara verir milletvekiline devam edecekse gider. Yaz tatilinde bir ay yapar. Bir şey. Hani, ama yani ama çok kolay. Çünkü evet. Aman dediğiniz gibi yani biraz e, bir evet var. oyu versin 7 milyon civarında genç, genç versin diye. Hepsi ama kendi milletvekili olacağını zannediyor. Evet 7 milyon milletvekili <laughs> e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o günleri de göreceğiz. Onların değil, ama onların ama büyük çoğunluğu işsiz. O gençlerin büyük çoğunluğu yani üniversitede okuyanı var ama okumayanlar da çok işsiz. Üniversitede okuyup da işsiz olan da çok fazla. Tabii canım. Yani Diplomalı eğitimli, işsizler rekor İşsiz oranı değil. neredeyse kaç bakın 4 gençten biri Üniversite mezun dört gençten biri işsiz. Hele hele kadın üniversite mezunlarında bu üç kadın üniversite mezunundan biri işsiz durumda. Yüzde yani otuz üçleri aşmış durumda. evet Çok evet, kötü bir tablo maalesef. Çok maalesef. Evet ben son sözü size bırakacağım. Söz hakkı sizin. Ee, buradan değerli izleyicilerimize e, istediğiniz gibi. Mesaj verebilirsiniz yasal ve e, rütük mevzuatı çerçevesinde. Buyurun. Tabii öncelikle e, beni e, bu e, söz hakkı kıymetli e, programda, söz hakkı programında ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Ege Türk TV'de sizinle olmak e, gerçekten onur verici. Hele hele bir meslek büyüğümle Türkiye'nin e, değişik dönemlerinde tarihi dönemeşlere e, ev sahipliği, e, tanıklık yapan tarihi dönem işlerine tanıklık yapan bir abimle olmak onur verici. Tek söyleyeceğim vatandaşlarıma Orhan abi. Tek söyleyeceğim aracılığınızla e, geleceğimiz için oy vereceğiz. Yani e, kendimizin, yavrularımızın geleceği nasıl bir Türkiye'de olmasını istiyoruz? Onun için oy vereceğiz. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı mı istiyoruz? Eğer tarafsız bir Cumhurbaşkanı istiyorsak Genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı yapacak. İşte sizin bugün yazınızda olduğu gibi anayasa mahkemesi üyelerine bir parti liderinin atayacağı bir pakete hayır dememiz lazım. Güçler ayrılığı hepimiz için önemli. Güçler ayrılığının olduğu bir yönetim istiyorsak tüm güçlerin tek kişide toplandığı adı kim olursa olsun, partisi kim olursa olsun tek bir kişiye her türlü sınırsız yetkinin denetimsiz bir şekilde, yargılanamaz bir şekilde, sorgusuz, sualsiz verileceği bir rejime bizim hayır dememiz gerekli ve tabii ki bizim yargının tarafsız, bağımsız işleyen, hukuk devletinin işlediği, demokrasinin işlediği, temel hak ve özgürlüklerin saygı gördüğü bir ülkede yaşamak istiyorsak biz tek başına bir kişiye tüm vatandaşların her türlü hak ve özgürlüğüne e, sınırlama, el koyma, işte bütün e, özgür e, imkanlarını ellerinden alma gibi e, yetkilerle donatan tek kişiyi bir pakete Hayır dememiz gerek. Geleceğimiz için hayır dememiz gerek. Ülkemiz için Cumhuriyeti bize emanet eden Atatürk ve silah arkadaşlarının o günkü bakışlarına bakarak, rahmetli İsmet İnönü'nün yaklaşımlarına bakarak biliyorsunuz hem Cumhurbaşkanı hem Genel Başkan iken Genel Başkanlık e, ünvanını bırakan bir kişi rahmetli İnönü. Onların bu yaklaşımlarına baktığımızda Türkiye'yi 70 yıl, 80 yıl geriye götürmek isteyen bu anlayışa Hayır demeliyiz. Demokrasimiz için, Cumhuriyetimiz için Atatürk'ün ve Cumhuriyeti kuranların bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi onların gösterdiği rotada nedir o rota? Laikliktir. Nedir o rota? Eşit haklardır. Nedir o rota? En ileri medeniyet seviyesidir. O rotada götürebilmek için bu pakete hep birlikte hayır diyelim diyoruz. Sevgili Utku'cuğum çok teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten Türkiye önemli bir Dönemeç'te ve önemli bir tarihte 16 Nisan'da sandık başına gidecek. Umarım e, hayırlısı olur. Hayır e, e, ve evet kampanyasını yürütenler birbirlerine saygı sevgi çerçevesine yaklaşırlar. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir programda yeniden birlikte oluruz. Sevgili Ören abi çok teşekkür Büyük onur benim için burada olmak. Benim Size içindir. ve Ege Türk TV'ye teşekkür. TV teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Değerli izleyiciler söz hakkında hem siyasetçi Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili hem bilgisayar mühendisi hem de siyaset bilimci Utku Çakır üzere ağırladık. Haftaya yine önemli bir konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.